Sayın seyirciler, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener deprem bölgesindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ortağı Bahçeli de sürpriz bir kararla bugün Hatay'a gitti. Siyasetin gündemi depremzedelerin 35 gündür çözülemeyen ihtiyaçları ve sıkıntılarıydı. Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. Sen buralara ne zaman geldin? 3 kez kendim geldim. Ya nasıl olur da hala böyle kısır bir tartışmanın içine çekerler. Deprem bölgesinde hala çadır sorunu varsa, konteyner sorunu varsa bizimle tartışacaklarını onları süratle çözsünler. Sayın Erdoğan, bırakın artık şu şuculuk buculuk işlerini. Seçime yönelik ayrıştırmadan zararlı çıkacaksınız. 2 ayda bu insanlara acı çektirmeyin. Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Meral Akşener, Ali Babacan'la günlerdir deprem bölgesine kamp kurdu. Erdoğan da pazar mesaisinde Bahçeli ile birlikte Hatay'daydı. Askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, sağlıkçısıyla, diğer kurumlarımızın ekipleriyle devletimiz sahadaydı. Buraya ilk gelen, söylüyorum yani, ilk gelen Mansur Başkan ya. Gidin bakın, sorun arkadaşlar ya. Buraya ikinci gün ben geldim arkadaşlar. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'tan kısır çekişme yapmayın, hizmet yapın derken Erdoğan Hatay'dan karşılık verdi. Depremin 35. gününde hala depremzedelerden yükselen çadır, konteyner, su isyanları tarafları karşı karşıya getirdi. 2 tane kız çocuğum var. Kocam yok. Ben bir çadır istiyorum. Hallediyorum. Söz mü? Söz. Şimdi kuracak. Bizim ev sahibi bizi evden çıkaracak. Başka bir çiftlerimiz yok. En azından eşyalarımızı bir yere koyabiliriz. Depo ayarlar. Millet İttifakı'nın liderleri depremden en fazla etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman arasında mekik dokurken geceyi çadırda geçirip tabildot sırasına girerken hükümetin belediyeler üzerinden başlattığı tartışmada sözlü öyle suda tırmandı. Yıkılan evleri ve işyerleriyle birlikte yürüttüğümüz çalışmaların tehlikeye girmesine rıza gösteremeyiz. Bu kafada gidecekseniz size söyleyeyim. Bu kafada gidin askere, tez alırsınız tezkere. Gelin merkezi hükümetin bütçesiyle belediyelerin imkanlarını yan yana getirerek vatandaşa hizmet edin. Meral Akşener, merkezi yönetimle belediye imkanlarını birleştirerek deprem yaralarını sarın, şuculuk buculuk yapmayın çağrısını Erdoğan'a bir kez daha yineledi. Mansur Yavaş depremzedelerin ihtiyaçları için Ankara'dan Kahramanmaraş'a yardım üssü ve köprü kurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özasekin'in muhalefet belediyelerini hedefe oturtmasına Millet İttifakı'ndan hem sözlü hem görüntülü mesajlar birbirini izledi. Onların koca koca belediyeleri, son seçimlerden sonra 40-50 bin kişi işe alanlar. Yetişseler ya buraya yarısını onların. İnsanlar çalışsınlar buralarda. Sayın Başkanım, Allah 1000 kere razı olsun bu yaptığınız hizmetlerden. Gösterdiniz ki organizasyon nasıl olur, devlet ciddiyeti nasıl olur. Bugün depremin 34. günü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 1000 kişiyle Kahramanmaraş'ta hizmet veriyor. Mehmet Özasekin, Millet İttifakı'nın belediyeleri çalışıyormuş gibi algı belediyeciliği yapıyorlar diyerek suçlamıştı. Özgür Özel Kahramanmaraş'ta görevli belediye çalışanlarının yemekhane görüntüsüyle cevap verdi. İlk 12 gün ortalıkta görünmeyen tüm imar aflarının mimarı Özasekin, şimdi de CHP'li belediyelerin emeğini yok saymak için yalan sarıldı. 100 kişi buradalar, 50'si kameraman diyor. İzlesin, değişik bir yöntemle cevap veriyoruz. Bu da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sadece koordinasyon merkezinde yemek yiyen personel. İşte bu çalışma Ankara Büyükşehir'in çalışması. Ekin özünde çadır kente giden güzergahtaki tüm su işini ASKİ yapıyor. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi. Hani nerede diye soruyorsun ya. Git çadır kentlere bak bakalım. Kim yapmış oralardaki su kanalizasyon işlerini? Ama sende vicdan yok. Siyasetten dolayı kalbini karartmış birisin. CHP'liler Mehmet Özasekin'e belediyelerin yaptıkları işleri gösterirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısından yeni bir cevap gelmedi.